Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nün katkılarıyla 18-19 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan çalıştayda elma tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye'nin elma ihracatında çok düşük bir payı olduğuna dikkat çeken Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi İsa Eren, elmayı neden ihraç edemiyoruz, bunun sorunlarını çalıştayda tartışacağız diye konuştu. Elma ülkemizin önemli ürünlerinden bir tanesi. Dünyada üretim miktarı bakımından elma üretiminde ilk sıralarda yer alıyoruz. Bazı yıllar değişmekle beraber 3., 4., 5. olarak sıramız değişiyor. Yalnız dünya elma ticaretine baktığımız zaman İhracattan aldığımız pay çok düşük. Dünya ülkeleri sıralamasında da. Bunun nedenleri, çok değişik sebepleri var. Bununla alakalı olarak da önümüzdeki 18-19 Aralık'ta Isparta'da bütün paydaşların katıldığı elmayı neden ihraç edemiyoruz, neden yeterince bundan gelir elde edemiyoruz, ürettiğimiz oranlara bakarak düşük kalmamızın sebepleri ne? Bunların tartışılacağı bir çalıştay programladık. Tarım Bakanlığı ile birlikte Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve kurumumuz Meyvecilik Araştırma İstasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği bir çalıştay organize edeceğiz Isparta Baride Otel'de. Burada sektörün bütün paydaşları burada yer alacak. Çalıştaya başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları, meslek örgütleri ve elma üreticilerinden katılımcının iştiraki ve katkıları bekleniyor. Üreticiler, büyük üreticiler, büyük depocular, ihracatçı birlikleri, üniversitelerden hocalarımız yer alacaklar burada. Burada bütün herkes tabiri caizse eteğindeki taşları dökecek, herkes bilgilerini, becerileri, tecrübelerini paylaşacak. Böylece ortaya hangi alanlarda ne tür sorunlar var ortaya çıksın diye uğraşıyoruz. Çalıştayın sonuç bildirgesi ise daha sonra kamuoyuna ve sektöre duyurulacak. Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürü Eren, hazırlanan raporla elmada bir yol haritası çizileceğini söyledi. Bir sonuç bildirgesi haline getirilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak ve Tarım Bakanlığı'na bunlar bildirilecek. Tarım Bakanlığı'nda önümüzdeki periyotta bunlarla alakalı ne tür bir politika izleneceğiyle alakalı bir yön haritası bu raporla ortaya çıkacak. İlk defa elmada ulusal çaplı soruna yönelik olarak yapılan ilk çalıştay bu. İsmi de zaten o yüzden birinci ulusal elma çalıştayı adını verdik. Ve konusu da tek bir konu var. Tek bir konu var. Elmanın ihraç edilememesinin, dış pazara satılamamasının sebepleri.